Sevgili seyirciler, yeni bir programda tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Hannover Messe, Steinhuder Meya ve Nürnberg'da düzenlenen Kermesse Hayır Çarşısı'na katıldık. Gelin hep beraber bu hafta yaptığımız gezileri izleyelim. İyi seyirler. Arkadaşlar, bugün Salı, 22 Mayıs 2024. Gördüğünüz gibi yanımızda stajyer kameramanımız İsmet Akçay. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet'im. Yanımızda sürpriz konuğumuz var. Ramazan Avcı kardeşimiz yanımızda. Evet. Ramazan Bey kardeşim, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsınız? Teşekkürler. Şu anda arkadaşlar, arka fonda ne görüyoruz? Maşzi'yi görüyoruz. Hannover'in o meşhur Maşzi. Güzel dinlenme yerleri burası. Evet. Arkada gördüğünüz gibi tekneler var. Kiralanıyoruz. Burası yarı tabii göl burası. Hitler zamanında burası balçık, çamur imiş. Ondan sonra buradaki insanları savaş zamanında hiç kimsenin işi olmadığı için toplamışlar. Ben buraya koşarak gelmiştim kenarına spor yaparken. Orada bir yaşlı birisiyle rastlaştık. Kendi kendine anlatmaya başladı. O zamanlarda dedi karnımız açtı dedi. Bu bildiğimiz el arabalarıyla, küreklerle buraları, balçıkları taşımışlar, boşaltmışlar. Daha sonra burada Leine Nehri var buradan geçen. O Leine Nehri'den suyu da alıp doldurmuşlar. Yani yerden su çıkıyor ama tam tabii değil. Yani evet. Yarı tabii göl burası. Evet arkadaşlar, duydunuz. Burada yürüyen tarih var. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Canlı tarih. Fahri tarih uzmanı. Evet. Burada gördüğünüz gibi esasında diploma gerekiyor ama diplomaya gerek yok. Burada mühim olan ayaklı bilgi tarih. Değil mi? Doğru mu? Ayaklı tarih. Evet. Evet, Ramazan kardeşim. Efendim. Nasıl? Hannover'i gezme imkanınız oldu mu şu ana kadar? İlk olarak mı geziyoruz? Tabii şu anda Hannover'i daha önceden sizin vasıtanızla, araçlarla gezdik. Evet. Yani şöyle bir araç haricinde yürüyerek gezdiğimiz yer. İlk defa buraya gelmiş olduk. Tabii çarşı merkezde gezdik. Ama böyle sayfaya yerler dediğimiz, dinleme yerlerini ilk defa görüyoruz. Evet. Şimdi buradaki ortamı görünce de tabii neşelendik. Niye? Böyle bir ortam insanların dinlenmesi için temiz, güzel bir yer yani. Temiz hava. Şu anda Ramazan Bey kardeşim, gördüğünüz gibi burayı bir spor alanı diyebiliriz. Şu arka tarafta gördüğümüz evet. Alan Hannover'in o meşhur futbol sahasının olduğu yer. Hannover 96'nın. Hannover 96'nın futbolcuları burada sürekli antrenman yaparlar. Bunun yanı sıra Hannover'li spor severler. Sen de çok gezdin değil mi? Yok, gezmeyi turladım. Turlamada burayı turladım, ben de turladım. Zeki Noisik diyoruz. Hannover 96 takımı. Onlar da burayı koşarak da tamamlıyorlar bu turu. Ondan sonra antrenmanı bitiriyorlar. Evet, doğru. Ama bizim Samsun Spor gibi Hannover 96 takımı. Yalnız bir defa onlarla da beraber Hannover'e uçmuştuk İstanbul'dan. O zaman Antalya'da turnuva yapıyorlar. Yani bizim bildiğimiz takımlar, Real Madrid'ler, Barcelona'lar, Bayern Münih'ler hepsi Antalya'da antrenman yapıyorlar, kamp yapıyorlar. Orada yeteri kadar futbol sahaları inşa edildi onlar için. Yani görmek isteyenler oraya gidip görebilirler yani. Yani bu meşhur takımların hepsi Antalya'dalar yaz günleri veya kış günleri falan. Yani o fırsatı kaçırmayın. Biz de buraya geldikleri zaman kaçırmıyoruz. Beşiktaş, Trabzonspor, İstanbulspor'da o zamanlarda Ankara Gücü'ydü. Hepsi buraya gelip burada Hannover'de kamp yapıyorlardı. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şimdi onların kamp yaptıkları oteli bizim milli takımımız kiraladı. Bizim kanalımızda stajyer kameraman yani verdiğiniz zaman direksiyonu sona kadar gidiyor. Arkadaşlar isterseniz bir ara verelim. Şöyle kenara doğru gidelim. Orada güzel çekimlerle bugünkü yayınımıza devam ediyoruz. Hannover'den, buradaki ortamdan, bilhassa sizlerin yakın alakanızdan çok memnun oldum. Tabii coğrafi konumu itibariyle de fizik şartları da çok nadide bir yerlerden birisi. Öyle olunca da bu hoşluk artmış oldu yani. Evet. Bu vesileyle size, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tabii ki daha da çok şehirleri gezmeyi arzu ediyorduk. Fakat biliyorsunuz vakit nakittir. Vaktimiz olmadığı için değişik şehirlere gidip gezemedik. Çok üzgünüz.
arzu ederiz ilerideki dönemlerde tekrar Hanover'e geldiğiniz zaman bu eksikliğimizi gidermeyi yani düşündüğümüzü şimdiden söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Mühim değil. Sizinle beraber birkaç yere gittik. Sıkıntı yok. Yani her tarafa gitme imkanı zaten olmaz ama az temiz bir şekilde öz, diyemedim. Az ve öz bir gezinti yaptık. Hameline gittik, Bielefeld'e gittik. Mars'a gidemedik ama inşallah bir dahaki sefere seni de orada misafir oyuncu olarak dahil ettik programa. Evet, değil mi? Yayınımızda tabii ki ismini andık. Misafir oyuncu defalarca tekrar ettik ismini. Almıştık yani, evet. Yani şimdi bura gelinir de İsmet Bey. Kar görmeden gidilir mi? Bura gelinir de kar topu oynamadan gidilir mi? Harikten. Bu topu da Ramazan hocamız için. Evet. İnşallah bir dahaki sefere seni de getiririz yani. Evet. Hava güneşli İsmet Hava kardeşim. Hava güneşli, evet. Gerçekten hala kar var. Hala yerde kar var. Elimi üşütüyor ama erimiyor buna. Belki nasip olur, belli mi olur yani? Yarın son günümüz. İnşallah. İnşallah gene geliriz. Allah. Şu manzarayı şöyle gördüğümüz zaman ne düşünüyoruz? İstersen şöyle biraz ileri doğru gidelim. Tabii biz arzumuz, isteğimiz Hanover'in o meşhur belediye sarayına gidip en yukarıya çıkıp Hanover'i oradan izlemek istiyorduk. Bu olmadı maalesef. Türkiye'den Hanover'e 2 aylık ziyaret için gelen Ramazan Bey ile birlikte geziler yapma imkanımız oldu. Fakat gitmeyi arzuladığımız birçok yerleri ziyaret edemedik. Bunlardan biri Hanover şehir merkezinde bulunan Hanover Büyükşehir Belediye Sarayı. Hanover Büyükşehir Belediye Sarayı 1901 ile 1913 arası yapılmıştır ve halen belediye sarayı olarak kullanılmaktadır. Gel. Ziyarete geldik seni. Seni ziyarete geldik. Kuyu ziyarete belki geldik. Eşini koruma içgüdüsüyle geliyor. Yani bir şey ısırma, bir şey yok elimde. Niye ya? Ne var? Ben bir şey yapmadım ki. Biz ziyarete geldik seni. Gel. Bak ördekler de geliyor. Gel. Niye küstün? Arkadaşlar şu anda kamerada stajyer kameramanımız İsmet Akça kardeşimiz var. Evet. Çekimleri güzel yapıyor. Teşekkür ediyorum İsmet Bey kardeşim. Şimdi nazari tecrübelerimi burada kullanıyorum şimdi. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar biz şu anda Masya'dayız. Evet. Burada kuğu var, ördekler var. Evet. Bunları izlemesi bile insanı rahatlatıyor. Rahatlatıyor gerçekten. Çok güzel. Gerçekten şimdi böyle çekimler çok basit gözüküyor. Kamera kullanması çok zor bir iş. Şu anda İsmet kardeşimiz bunu kendi şu anda canlı yaşıyor. Yani televizyon yayını yapmak, çekim yapmak, montajıyla uğraşmak, seslendirmek arkadaşlar bunlar gerçekten çok ince ve zor iş. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar güzel konuları işleyip sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ne güzel yaratmış Cenab-ı Hak. Sesle şöyle bir dal uzat bakalım İsmet kardeşim. Bir dal gibi bir şey uzat. Gel. Ama kızma ya. Ya niye kızıyorsun ki? Ayıp ama. Ya yapma. Ya gören de bize şey zannedecek yani. Ama çok güzel değil mi? Çok tatlı. Evet doğru. Çok tatlısın çok. Zaten şöyle izlemesi bile gerçekten çok güzel değil mi? Çok seviyorum bunları ya. Ya resim yaparken ya kuğu resmi yaparım gerçekten. Ya ördek resmi yaparım. Çünkü şu kıvrımları, kanatı, boynu falan değil mi? En kolay oydu ya. Üzerinde de bir de hani papatya resmi yaparım. Başka kalp o. Amblemini taşıyan bir simge var ya onu onu yapıyor yani. O da ayrı bir güzellik atıyor. Evet. Yani kanatlarını kalp simgesi olarak kullanılan simgeyi yapıyor. Karabatak şu bak. Şey var ya. Evet. Karabatak dediğimiz şey.
Balık onun küçüklerini alıyor hemen. Ha yedi. Gördün mü? Kara batan. Bir detayı gösterelim seyircilerimize. Burada bir tane kuğu kuluçkaya yatmış. Burayı görüyorsunuz. Bunu belediye burada kapatmış değil mi efendim? Evet. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Burak insanı yani bir hayvana ne kadar değer veriliyor, hürmet ediliyor yani. Budur işte. İnsanlık güzel bir şey yani. Evet. Onun rahatsız olmaması için, onun da bir yavrusunun dünyaya gelmesi rahat kimse rahatsız etmesin diye güzel bir çit ile muhafaza altına almışlar. Bu önemli bir şey yani. Çok hoş. Doğru. Bunlar tabii ki çok ince düşünceler. Evet. Yani buraya gelince insan gölün temiz havasını alıyor, sakinliği. Şimdi Ramazan Bey artık bu hafta Hanover'de son gününüz. Evet. İki aya yakın galiba buralarda vakit geçirdiniz, hizmet evet. yaptınız. Şöyle kısaca toparlayacak olursak, Hanover'den memnun kaldınız mı? Hanover'den, buradaki ortamdan, bilhassa sizlerin yakın alakanızdan çok memnun oldum. Fizik şartları da çok nadide bir yerlerden birisi. Öyle olunca da bu hoşnutluk artmış oldu yani. Evet. Bu vesileyle size, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ramazan Bey'e Hanover'deki hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye dönüş yolculuğunun güzel ve hayırlı geçmesini dileriz. En yakın zamanda kendisini tekrar Hanover'e beklediğimizi arz ederiz. Biz de Hanover Televizyon stajyer kameramanımız İsmet Akçay ile birlikte Ştanhudermeya ve akabinde Ninburg'daki Kermese Hayır Çarşısı'na katılmak üzere devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, bugün 19 Mayıs 2024. Güzel bir pazar günü. Arkadaşlar, pazartesi kapalı. Evet, İsmet kardeşimiz tatil. Pazartesi tatil. Almanya'nın her tarafında pazartesi günü kapalı. Bu pazarda İsmet kardeşim dedi ki, ya Ahmetciğim şöyle biraz dolaşalım dedi. Nereye gidelim falan derken, şöyle üç tane Hudemeya, ondan sonra o tarafa gitmişiz, süt de alalım dedim. Ve Ştanhudermeya üzeri Ninburg tarafına gidelim dedim, değil mi efendim? Ştanhuder'den sonra Ninburg'a gidiyoruz inşallah. Orada bir kermes var. Kermes ziyareti yapacağız. Ninburg'a giderken Neustadt var. Oradan da, oranın da içine geçeceğiz inşallah. Yani evet. Bir taşla 2-3 kuş vurmak istiyoruz yani. Sevgili seyirciler, gördüğümüz gibi Erdal kardeşimiz Türkiye'den izinden geldi. Cumartesi günü dün yaptığımız çekimleri hep beraber izledik. Evet, izne gittim. Çok iyi geldi. Gerçekten bayramda 2 hafta Türkiye. Bir aile ziyareti, eş dost ziyareti. Hem böyle bir havamız değişti. Hem Türkiye'nin güzel havasını kokladık. Eş dost ziyareti yaptık. 2 hafta dinlendik. Stres attık, geldik. Çok güzeldi yani. Ülkemiz hala daha güzel. Arkadaşlar, tabii ki ara sıra yine İsmet kardeşimizle böyle küçük turlar yapıyoruz. Stajyer kameramanımız İsmet kardeşim, stajyer kameraman bayağı, olmak nasıl? Güzel bayağı mi? Bayağı ünvanımdan bayağı memnunum. Artık ustalaştığım zaman da bu ünvanı bir altın yapmak isterim yani. Aynı ünvanda kalayım yani. Şimdi arkadaşlar, Hanover Televizyonu yayınları yapıyoruz. Yani 20 sene olmuş, dile kolay. Kameraman olmak öyle kolay değil. Erdal kardeşimiz 20 senedir yanımızda. Uzun yıllar emek verdi. Tabii İsmet kardeşimiz de inşallah bir 20 sene o da yanımızda kalır. Bizlere yardımı olur. Beraber çalışırız değil mi? Evet, sevgili seyirciler, şu anda süt almak için çiftliğe doğru yaklaştık. Biraz sonra çiftliğe varınca tekrar beraber olacağız. İsmet Bey, şu anda evet, çiftliğimize geldik. Almak için hazırlanıyoruz. Evet. Buraya mı çekelim? Buraya çekelim istersen. Maşallah maşallah, inekler bizim için süt yapmışlar. Hemen sütlerimizi alıyoruz ve Ştanhudermeya'ya gidiyoruz. Oradan da nasip olsa Ninburg'a geçeceğiz. Bakalım burada çilekli süt varsa ondan da alırız inşallah. Bakalım. 20 dakikalık yolculuk sonrası nihayet çiftliğe geldik. Evet, harika bir gün. Hava güzel.
Hava güzel, açık yani. Baksana şu manzaraya bak. Yağlı boya tablosu gibi manzara. Doğru. Haftan da biraz yağmur yağdı. Evet. Yıllardır doğal bir ortamda işletmeyi devam eden bizlere bu imkanı sağlayan Alman çiftçilere teşekkür ediyoruz. Lezzeti bambaşka olan biyo süt ve yoğurtlardan ihtiyacımız kadar aldık. Evet, taze sütler aldık. Taze sütler. Evet. Ben kapattım. Buraya koyalım içeride. Çok yüzümüz gidiyor. Aldığımız için sevinçliyiz. Ve 2 kilometre uzaklıktaki turistik bölgeye Steinhudermeya'ya doğru aracımızla hareket ediyoruz. Steinhudermeya'ya gidilince dondurma yemeden olmaz. Biz de dondurmalarımızı yedik ve gezimize başladık. Steinhudermeya, Hannover'e 33 kilometre uzaklıkta olan ve her sene Avrupa'nın her tarafından yüz binlerce ziyaretçinin geldiği bir şehir. Bölgeyi ziyarete gelen turistler için birçok otel ve restoranlar bulunmaktadır. Evet, İsmet kardeşim, şu anda Steinhudermeya'dayız. Evet. Hava güzel. Kısmetimize güneş de açtı. Dondurmalarımızı yedik. Evet. Biraz turlayacağız ve ondan sonra Neustadt üzeri Limburg'a geçeceğiz. Evet, öyle yapalım. Biz de Hannover televizyon ekibi olarak hem yaz hem de kış döneminde bu küçük şehre sık sık geliyoruz. Bugünkü hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece. Haliyle İsmet Bey bu sıcaklıktan etkilendi. Şehir merkezinde belediye tarafından ziyaretçilere sunulan birçok içme suyu imkanı var. İsmet Bey biraz da olsa çeşmelerden akan buz gibi sulardan hem içti hem de serinlemek için yüzünü yıkadı. Steinhudermeya gezimizi tamamlıyoruz ve Nienburg şehrine doğru devam ediyoruz. Nienburg şehri Hannover'e 50 kilometre uzaklıkta olan bir şehir. Bugün Nienburg şehrinde düzenlenen kermese katılacağız. Kermeste hem tanıdığımız dostlarımızı görmüş olacağız, hem de ziyaretçilere sunulan o leziz ikramları tadacağız. Şu anda Nienburg'dayız. Nienburg'da kermese geldik. Güzel hareket var burada. Burada neler yürüyor? Burada şimdi soğuk şiş var, badana var. Ondan sonra balık bitmiş, ızgara çeşitleri var hepsi. Evet, bugünkü turumuzu söyler misin? Nerelerden gezerek geldik? Bugün ilk önce süt almayı düşünmüştük. Evet, sütümüzü aldık. Sütümüzü alarak Steinhudermeya'ya geçtik. Orada dondurmamızı yiyecektik, onu da yaptık. Ve Neustadt üzeri Limburg'a geldik. Neustadt üzeri şehrin içinden buraya geldik. Hani nasıl yapıyorsanız öyle olsun, fark etmez. Alles rein. Evet. Önce tavuklarımızı yiyelim. Tavuklarımızı yiyelim. İkindimizi eda edelim sonra. Tamam. Beraber çayımız da hazır. Çaylarımızı da ısmarladık. Onu da alabiliriz hemen. Kermeste hizmet eden uzun yıllardır tanıdığımız değerli arkadaşımız Cihan Bey ile kısa bir söyleşi yaptık. İsmim Cihan Karasan. Nimburg'da yaşıyorum. Aşağı yukarı 33 senedir de Almanya'dayım. Hatta biz 15 senedir tanışıyoruz. 15 evet, muhakkak. Yani. Evet, burada tanışmışlığımız oldu. Her geldiğimizde beraber evet. Görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Evet, bir kermeste tekrar beraberiz. Efendim, Nienburg'daki camimizde bugün kermes var. Yarın da var, yarın pazartesi. Bugün 19 Mayıs 2024. Nasıl geçti bugün kermesimiz? Bugün kermesimiz biraz yağmurluydu. Evet. İyi, güzel gene. İnsanlarımız geldi. Birlik beraberlik olduk. İşte ben de standta bıçak sattım, yüzük sattım. Eşe dosta. İnşallah bütün kermesler böyle bol kazançlı, bol insanların gelmesiyle olmasını temenni ederim. Çünkü şöyle zaten Nienburg şehrimiz Hannover'a 40-50 kilometre galiba, evet, değil mi? Evet, 50 kilometre. Bir de burada Türk vatandaşlarımızın sayısı biraz az galiba. Takriben ya az geliyor, bazen geliyorlar, bazen milletin işi çıkıyor. Şimdi herkese de bir şey diyemiyorsun ama işi olmayan elbette geliyor yani diyebilirim yani. Zaten şimdi şöyle diyebiliriz, kermeslerimiz eşi, dostu, arkadaşları burada bir araya girip sohbet etmek için. Evet. Helal yemek muhakkak için, değil mi? Aynen öyle. Ve camimize katkı olması için. Tabii. Muhakkak. Buraya katkısı olması için muhakkak. Herkes buraya geliyor. Bugün burada sunduğunuz, satışa sunduğunuz
cihazları, eşyaları gösterebilir misin? Gösterebilirim. Ha, burada Schrödinger'in bıçakları var. Mutfak meyve bıçakları, bıçakları var. Mutfak bıçakları. Bu böyle büyük bir şef bıçağım var. Şef bıçağı. Yani çok güzel. Bunlar da et bıçağı galiba. Et bıçağı. Türkiye'den getirdiğim gümüşlerim var. Boyun şey kolyelik, bileklik var. Yüzüklerim var. Çok çeşitli. Et bıçaklarım var. Çok güzel tespitler var. Bunlar özel taşlar. Bunlar özel taşlar. Bunların hepsi kehribardır. Sıkma kehribar. Bir tanesi damlama kehribar var burada. İçinde bir tane çok nadide. Taşlar. Evet. Oltu taşı da var mı? Oltu yok. Oltuyu şey yapmadım. Burada Türkiye'de benim damadım getirdi. Birebir bunlar. Çok güzel tişörtler. Yani bunları böyle sergiliyoruz, satıyoruz. Camimizin çayları var. Onları işte gelenlere hediye veriyorum. Ufak şeye satıyoruz. Evet, kermezimiz tabii çok güzel. Her şey var. Kebap var, her şey satılıyor. Bayağı gerçekten tertemiz, lezzetli. Neler yediniz? Valla Adana kebap var, işte tavuk şiş var. Evet. Biz tabii kebapçıyız, Gaziantep'liyiz. Maşallah. Bütün kebaplardan anlıyoruz. Yemeğin merkezi değil mi? Evet evet tabii, gastronomi şehrimiz. Doğru. Bundan anlıyoruz. Biraz da tabii 4-5 saat çalıştık burada. Evet. Yardım ettik. Maşallah. Her sene yardım ediyoruz zaten. Şöyle diyelim, buraya gelemeyenler için, yani bilmeyenler için onlara neler söylemek istersiniz? Ya en azından gelip görmeleri lazım. Yani gelmeden bir şey diyemeyiz. Gelip güzelce zaten pahalı da satmıyoruz. Uygun fiyata da satıyoruz. Ve çok lezzetli oluyor. Ve bütün insanlar birbirini görüyor. Akrabalar görüyor, arkadaşlık, dostluklar oluyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani kermezde görüşmek, gelmek. Yani eşi, dostu, akrabamızı. Tabii. Hiç ummadığımız yer. Tabii de sohbetler olsun, ondan sonra arkadaşlıklar olsun. Çok güzel bir ortam. Efendim teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Şey sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ninburg Camii'mizde ikindi namazlarımızı eda ettikten sonra Hanover'e geri dönüş için harekete geçiyoruz. Hanover televizyon yayınlarımızı YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Sevgili seyirciler, bugünkü yayınımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda tekrar sizlerle beraber olmak üzere, hoşça kalın.